Sivas, Anadolu'nun birlik ve dirlik yurdudur. Bu topraklar kadim tarihi boyunca kimleri bir ana gibi bağrına basmamış ki? Gün olmuş, Akkoyunlular üzerine sefere çıkan Fatih Sultan Mehmet misafiri olmuş Sivas'ın. Gün olmuş, İran üzerine sefere çıkan Yavuz Sultan Selim, Kanuni Sultan Süleyman, 4. Murat burada nefeslenmiş. Gün olmuş, İlahi Kelimetullah uğruna yurdundan ayrı düşen Abdülvehhab Hazretleri gibi bir gaziyi bağrına basmış. Gün olmuş, İzzettin Keykavus gibi bir sultanı kucaklamış. Gün olmuş, Anadolu'yu düşman işgalinden kurtarmak niyetiyle Sivas Kongresi'ni tertipleyenler için en emin belde olmuş. Gün olmuş, Balkanlardan, Kafkaslardan göçüp gelen muhacirlere gönlünün kapılarını açmış. Gün olmuş, Aşık Veysel gibi bir halk ozanını, gün olmuş, Muhsin Yazıcıoğlu gibi yiğit bir dava adamını doğur. Sivas'ın gönlünde nifak değil, birlik, beraberlik duyguları yer bulur. Sivas'ın yiğit olanı her şartta sadece ve sadece hakkı tutup kaldırır. Sivas'ı bir de şairin diliyle ifade etmek istiyorum. Ne güzel seni sevmek böyle uzaktan ve seni düşünmek bir çocuk hevesiyle. Her sabah yeniden ezan sesiyle Müslüman Müslüman uyanan şehir. Bir Selçuklu nakışında seni bulmak ne güzel. Ne güzel seni duymak bir ney sesinde. Şemsi Sivasi'nin mübarek türbesinde kandil kandil yanan şehir. Halayların, türkülerin çağırır beni uzaktan. Yüreğim hep mismil ırmak gibi tertemiz. Nerede çifte minaremiz, gök medresemiz? Ey sımsıcak dualarla maziyi anan şehir. Tozunla, toprağınla, yoksul kanılarınla, 8 ay erimeden yerde kalan karınla ve soğuk sularınla, serin rüzgarınla gözümde tütüyorsun can şehir. Bir gün bir derviş gibi çıkıp gelirsem eğer, görürsem bir daha gönül gözüyle seni, anla bir rüzgar gibi yüreğimden geçeni ve sonra anam gibi sar beni Sultan Şehir.